Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Tunahan. Ben Özgür. Bir son dakika gelişmesiyle yayınımıza ara veriyoruz desek doğru olur. Çünkü aynen, gerçekten çok ilginç bir son dakika gelişmesi yaşandı oyun evet, dünyasında. Detaylar almak için olay yeri muhabirimiz Özgür'e bağlanıyoruz. Büyük dolandırıcılık böyle şey olsa. Tamam. Çok. O gelişme. Oyunu aç. Ne oldu? Şimdi şöyle, biliyorsun Escape from Tarkov isimli çok popüler böyle de sorulmaz bu arada. Hani sunucu ne oldu? Ne oldu? Sunucu sorusu değil ama sen anlat. Evet. Escape from Tarkov isimli bir oyun var. Malum. Taktiksel bir FPS aynen, oyunu. Bayağı da popüler bir oyun evet, bu arada. Bu oyun Steam'de bulunmuyor. Oyunun kendi resmi sitesinden indiriliyor. Oradan bir launcher vasıtasıyla oyuna girebiliyorsun. Steam'de bulunmuyor ve yıllardır da bu oyun bekleniyor. Ve geçtiğimiz saatlerde bu oyun Escape from Tarkov Steam'e eklendi. Bir anda. Bir anda. Şimdi normalde böyle şeylerin bilgisi önden geçilir. İşte şu tarihte geliyoruz hı-hı, gibisinden. Ya da ciddi büyük bir olay olur. Bir yere para verirler, bir reklamı yapılsın gibisinden. Bir anda oyun gözüktü. Hatta hem globalde hem Türkiye'de bazı siteler bunun haberini yaptı. İşte forum sitelerinde konuşulmuş falan. Bu arada tüm bu olaylar birkaç saat içinde oluyor. Hı-hı. Yani geçtiğimiz birkaç saat içinde oluyor. Şimdi bu oyun yüklendikten sonra işte insan nasıl olabilir falan. İşte Türkçe dil desteği gözüküyor. Sistem gereksinimleri gözüküyor. Özel fiyatlandırma hı-hı, yapılmış. İnsanlar böyle bir ne oluyor işte buradan almak çok daha mantıklı, sitesinde daha pahalı çünkü dolardan hmm, satılıyor falan. İnsanlar bayağı böyle bir delirdi. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Bu Escape from Tarkov oyununun aslında Escape from Tarkov olmadığı ortaya çıktı. Olay da şu aslında. Battle State Games yani Escape from Tarkov'u geliştiren ekip resmi isim hmm, bu. Bir şahsiyet isim dolandırıcı. Steam'deki geliştirici ismini, oradaki yayıncı, geliştirici isim, şirketin ismini Battle State Games olarak değiştiriyor. Ve sonrasında da EFT isimli bir oyun yüklüyor. Escape from Tarkov. Baya havalı EFT gibi düşündüm ya. EFT isimli bir oyun yayınlıyor. İşte görseller falan duruyordu. Sonrasında da oyunun ismini Escape from Tarkov diye değiştiriyor. Büyük çakal yani. Direkt o isimle yapamayacağını biliyor. Tabii. O yüzden başka isimle yapamıyor. Helal olsun. Aynen. Yani normalde Steam bunları çok ciddi kontrol ediyor. Zaten helal olsun derken takdir etmiyorum yani. Bu kadar dolandırıcılık aynen, yöntemi bulmak yani. Steam bu konuda ciddi bir şey hı, yani. Bayağı süreçten geçiyorsunuz tabii, bunun için. Gerçekten uğraşılmış. Escape from Tarkov ismini değiştiriyorlar. İşte dediğim gibi özel fiyatlandırma falan düzeltiyorlar orayı. Ve insanlar satın almaya başlıyor. Haber de çıkınca sitelerde. Büyük ihtimalle bunlar birkaç yere şey de yapmışlardır. Bak oyun geldi falan gibisinden haber de geçmişlerdir. İnsanlar satın almaya başlıyor ve sonrasında birkaç kişinin oyunu satın alması ve aşağı inceleme bırakmasıyla İşler karışıyor. Hatta Türk bir yorum da var altında. Buraya da onu koyarız. Bayağı dolandırılmış arkadaşımız. İşte neyse ki Steam'in falan geri ödeme politikaları vardı. Hani aynen. Bir oyunu eğer 2 saatten daha az oynadıysanız veya almanızın üzerinden 14 günden fazla süre geçmediyse koşulsuz iade edebiliyorsunuz. Zaten hemen altına da yazmış. Hani Steam'in bu iade etme süreci sağ olsun hemen paramı geri alabildim. Yoksa ciddi mağdur bırakılabilirdi insanlar. Ben baktığımda 2 bu arada izleyenlerimiz arasında da mağdurlar olabilir. Deminki bilgi onlar aynen, içindi. Ya bu arada siz hani biz aşağı linki yine bırakırız ama Escape from Tarkov Steam'den almak için. Biz gibi bırakıyoruz. Eğer oyunu satın almak isterseniz evet, bizim sitemizi de ayrıca evet, satın. Yok şey şaka tabii ki. Direkt Steam'de oyunu açarsanız hani görüyorsunuz sadece hani iki tane Escape from Tarkov var değil. Bir tane var ve o da evet, dolandırıcılar. Dediğimiz gibi oyun Steam'de bulunmuyor normalde. Ya bayağı kasmış adamlar işte geliştiricinin ismini değiştirmişler. Ondan sonra işte dediğim gibi sistem gereksinimleri Türkçe her şeyle ya kamufle aynen, olmuşlar bayağı. Aynen öyle. Ve yani ne olur şu an için bilmiyoruz. Dediğim gibi ben en son baktığımda olay çıkalı 1-2 saat falan oluyor maksimum. İki inceleme vardı. İkisi de zaten yani de scam yazan vardı. Bir de Türk bir arkadaşımız bayağı geçirmiş. Dolandırıcılık anlamı. Çevirelim hemen aynında. Büyük ihtimalle yine çok sürmez birkaç saate kaldırırlar. Çünkü böyle bir olayın Steam'de olması tekrarlıyoruz. Büyük bir sıkıntı. Yani kabul edilebilir gibi değil. Evet. Steam, kesinlikle. Ya Steam'in de bu konuda bir özür dilemesi gerekiyor bence. İçeride buna nasıl muhakkak izin verildi? Yani bir sıkıntı. EFT hakikaten öyle bir isimle bayağı planlanmış, tabii, kurgulanmış. Tabii. Ve uygulanabilmiş bir şey. Aynen. Hani o mağdurların da kaçı geri dönecek. Bir de insanlar bazen hani bir oyunu alıyor oynamıyor. Biliyorsun biz de indirimlerde aha, bir sürü oyun alıyoruz. Tabii. Kalıyor kenarda. İade etmeyi unutanlar da olacak. O para onlara kar mı kalacak ya da aynen, bir şekilde bunun yaptırımı olacak mı? İlla ki olacaktır. Olacaktır. Ya büyük ihtimalle Steam burada bir kıyak geçebilir. Atıyorum üstünden 3 hafta geçti bir şey oldu ki dediğim gibi olay çıkalı maksimum 1-2 gün oluyordu. Ki şöyle bir detay da var orada. Şimdi iyi söyledin. Cyberpunk 2077 ilk sorunlu çıktığı zaman tabii, yaklaşık 4-5 saat oynamıştım. Yine de hani sorunlarına rağmen devam edeyim deyip ama bir süreden sonra artık yok olmuyor demiştim. Hmm. İade başlatmıştım süreci ve kabul edildi. Yani 2 saati geçmiş olmama rağmen oyundaki sorunun aynen, farkında oldukları için iade etmişlerdi.
Bu oyunda da aynı durum söz konusu olacaktır. Steam orada bir süreci izliyordur. Oyunla ilgili çok evet. şikayet varsa geri iade gibi bir şey izliyordur. Çünkü aynısı yine bizim Donanım Haber'den Anıl isimli arkadaşımızın başına gelmişti. Battlefield 2042 o ön siparişi almıştı. Biliyorsun oyun çok kötü çıktı. Evet. Bayağı böyle 2 hafta kadar oynadı. Hani 10-15 saat oynamasına rağmen iade ettiğinde aldılar tekrardan. Steam bu tarz şeylere de dikkat ediyor. PlayStation ve Xbox tarafında böyle şeyler olmuyor biliyorsun. Evet. Tek Cyberpunk'ta öyle bir şey oldu. İade ettiler. Ama büyük sıkıntı. Yani dediğim gibi böyle bir şeyin Steam'de olması daha acayip. Hani bu bazı çakma siteler oluyor biliyorsun işte Kotsa'da. Evet. Orada bir yerde olsa anlayacağım da ya, Steam'de olması çok acayip. Gerçi her dakika o kadar çok oyun çıkıyor evet. ki yani bizim denk gelmedi. Belki bir günde binlerce oyun çıkıyordur artık. Yani ismi cismi böyle hepsi birbirine benzeyen bazen aynı firmadan 100 tane oyun çıkmış bir senede. Hı-hı. Aynısının farklı tema giydirilmiş evet. vesaire. Hani nasıl bir takip mekanizmaları var bilmiyorum ama onu kırmanın bir yöntemini aslında göstermiş oldu bu. Evet. Hani başka deneyenler de çıkar mı? Atıyorum TLOU 3 diye bir şeyle biz de oraya girebilir miyiz mesela? Deneyelim. Last of Us Part 3. Sonra ismini değiştiriyoruz böyle. Ya şey de çok acayip. Şimdi seçtikleri oyunu çok özel seçmişler. Bak gerçekten yani. Popüler ama o kadar Steam'de bilinen bir şey Steam'de de olmayan. Değil. Steam'de yok. Ve hani Steam'e gelmesi bir olay gerçekten. Bu arada Last of Us Part 3 de şu an Steam'de yok. Evet. Hiçbir yerde yok. Hayır bak Last of Us Part 3'ü yemez insan tamam mı? Çünkü şey yok öyle bir oyun yok. Yani. Mesela Part 1 Remake şu an ön siparişi açılmış olmasa, yani Steam sayfası olmasa evet. insanlar onda biraz sıkıntıya düşebilir. Ama çok popüler bir oyun olduğu için o düştüğü gibi her taraf haber yapacak bunu. Yani. O da çok dikkat çeker. Escape from Tarkov resmen tam böyle arada bir yerde. Belirlemişler yani. Bu aynen. oyun olursa tam bununla yediririz diye. Ya bayağı çalışılmış üstüne bunu. Hani dedim ki çok düşük bir şey olsa bu kadar satın alınmaz. Acaba arkasından kim çıkacak bu? Onu da merak ediyorum. İsmi cismi verilecek mi orada? Bilinecek mi aynen. yoksa? Açıklanmaz büyük ihtimalle, büyük ihtimalle de. Büyük ihtimalle hani... Gerçek hayatlarına çok büyük bir suçla yani ceza da almaz. Hapis falan olabilir. Bir şey yemez. Yani oyun oradan kaldırılır, iade edilir. Öyle kalır bence. Hani bir işte para cezasıdır, hapis cezasıdır. Sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Göreceğiz artık ilerleyen günlerde aynen. onda. O zaman bu anlık haberden. Evet, bu kadar diyelim. bu kadar diyelim. Yine bu arada Steam ile ilgili bir gelişme de var. O da ilerleyen günlerde videomuz olacak. Oyun fiyatları nereye gidiyor isimli. Siz olun. Doğru yerlerden. Dikkatli ve araştırarak alışveriş yapın. Bilinçli tüketici olun yani kısaca. bu kadar uzatmaya gerek yok cümleyi. Bilinçli tüketici olun. Aynen bu kadar. Öyle. O zaman bu videoluk bizden bu kadar diyelim. Evet bizden de bu videoluk bu kadar. bir başka videoda görüşmek üzere. Tunahan. Özgür. Hoşçakalın. Hoşçakalın.